Değerli izleyenlerim, yayınıma hoş geldiniz. Türkiye, evet, bölgede ve her yerde varım diyor. Oruç Reis kısa bir moladan sonra geri dönecek. Bugün iş açıklığa kavuştu. Ama Macron'a Libya mesajı net verildi. Daha işimiz çok var. Türkiye neden böyle konuşuyor? Sahada güçlüyüz. Hisar Ağa ve Hisar Oğlar sahada olgunlaştılar. Söz savunma sanayi müsteşarı hocamızdan geldi. Şimdi sahada bekliyoruz. Evet, çıkarlarımıza müdahale etmek isteyenleri. Hisar Ağa ve Hisar Oğlar hedeflerini şaşmıyorlar. Yüksek hızda uçan bir çağın vuruluş anı. Şimdi Yunan gazetecinin Türkiye'nin geliştirdiği silahlar hakkındaki sözleri. Ülkemiz nasıl bir seviye atladı görüyorsunuz. Anlata anlata bitiremiyor. Macron'a Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği sözler birazdan dinleyeceksiniz. Ama Macron'a bu sözleri söyleyen Cumhurbaşkanımızın satır aralarında Libya'yı okudum. Çünkü Libya'nın doğusu hiç bu kadar müsait olmamıştı. Uzun süren iç savaş, özellikle Libya ordusuna, Libya hükümetine darbe girişiminde bulunan Hafter ve Akile Salih yandıları halktan tokadı yemeye başladılar. Tamamen geliri Birleşik Arap Emirlikleri'nin geliri silaha ve ateşe yatırması, halkı ihmal etmesi, oluşan bu ateşkes sürecinde halkın artık geçim derdini haykırmasına neden oldu. Evet, ortalık iyice karıştı oralarda. Ama Macron'a evet öyle bir cevap var ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fransa'da çok konuşuldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Macron'a gidicisin diyor. Evet, konuşmasında gidicisin diyor. Bizim problemimiz Türk milletiyle değil, bizim problemimiz Erdoğan'la diyor. Macron, senin süren zaten az kaldı, gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde, tarih bilgin hiç yok. Önce tarih öğren demiştim. Türkiye'ye tarih dersi verme. 1 milyon Cezayirliyi siz öldürdünüz. 100 binlerce Libyalıyı siz öldürdünüz. Bize insanlık dersi verme. Biz Osmanlı olarak buralara geldiğimizde insanlığı götürdük. Bunu hazmedemiyorlar. Onun için çıldırıyorlar. Hatırlayın, çok geçmedi. Macron'un bu sözlerine, evet Türkiye'nin emperyal bir düşüncede olduğu sözlerini daha önce Hafter dile getirmişti. Verdiği bir röportajda Türkiye'nin işgalci olduğunu ve Türkiye'nin bu işgalle birlikte eski dönemdeki emperyal durumuna gelmek istediğini söylemişti. Ve tüm Libya'yı Türkiye'ye karşı kışkırtmıştı Hafter. Yani Macron ne diyorsa Hafter onu diyor. Ruh ikizi bunlar. Ama şu husus var ki biz Macron'un orada planlarını bozduk. Özellikle bizim desteklediğimiz hükümeti Macron Libya'ya çağırarak oyun çevirmeye çalışıyor. Ama Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın şu sözü çok önemli. Macron, benimle daha çok derdin olacak. Daha çok dert açacağız başına derken, demin de dediğim gibi Libya kartını artık sahaya sürüyor. Anmak istemiyorum ama mecburum anmaya, çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Nedir o? Diyor ki, Türk milletiyle değil ama bizim diyor Erdoğan'la sıkıntımız var. Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu zaten sana söyledim. Ama dinlemiyorsun. Bak, senin tarih bilgin de yok dedim. Sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun. Önce Türk milletiyle uğraşma. Türkiye ile uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de
1 milyon insanı öldüren sizsiniz. Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz. Bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemez. Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz. Fransa'da muhalefet Macron'un Türkiye aleyhtarı yaptığı açıklamalarla oy kazanmasını istemiyor. Le Pen bu yüzden Macron'u destekliyor. Emmanuel Macron comme président de la France. Face à ces menaces, et pourtant vous le savez, nous avons des millions de désaccords avec Emmanuel Macron. Je suis résolument derrière Emmanuel Macron. Macron'a pastayı bırakmamak niyetinde Le Pen kurnazca davranıyor. Menaces qui sont exprimées par monsieur Erdogan, qui est clairement dans une Her şey Merkel'in görevi bırakıyorum demesiyle başlamıştı. Macron bir anda havaya girdi. Merkel, evet, artık bırakmam zamanı geldim dediği konuşması. Aslında Libya için tam zamanı demiştim. Macron'un Libya'da, evet, Doğu Akdeniz'de yaptığı bu aleyhte duruma karşılık bir cevap alması gerekiyor. Doğu'da işler karışık. Doğu'da kazan kaynıyor. Hafter kendi ministeriyle çatışıyor. Hafter Kaddafi ministeriyle çatışıyor. Aşiretiyle çatışıyor. Ruslarla ara ara ters düşüyor. İşte değerli izleyenler, Türkiye için, Libya ordusu için bulunmaz bir fırsat. Havadan, evet, MiG uçaklarını önlem aldığımızda Libya dümdüz tarla gibi bize. Ek biç istersen. Şimdi gelin sizi gösterilere götürelim. Hafter kanadı çok kan kaybetti. Evet Hafter, Bingazi kaynıyor. İnsanlar açız diyor. Her şeyi silah olarak düşünen ve gelen paraları, petrolden kazandığı parayı silah alımına döken, Libya halkını fakirleştiren Hafter ve Fransa. Fransa'nın getirdiği medeniyet bu olsa gerek. İşte Türkiye, Libya ordusu buraya demokrasi ve insanlık ve bereket getirmek için, petrolü insanca ve adilce paylaştırmak için geliyor. Hafter böyle durmuyordu, rahat durmuyordu. Oysa birkaç ay önce Fransa'yı yere göğe sığdıramıyor, Libya halkının zenginleşmek için, Libya halkının müreffehleşmesi için Fransa'ya ve Macron'a övgüler yağdırıyordu. Türkiye'yi sömürgecilikle suçlayan Hafter, milyonlarca insanı Afrika'da katleden Macron'u, evet, yüceltiyordu. Bu Hafter'in zihinsel lejyoner, zihinsel şövalye olduğunu gösteriyor. Kendisinin artık bu topraklarla manevi anlamda bir bağı yok. İşte Fransa'yı övergenki konuşması içler acısı hali göz önüne seriyor. ولكن فرنسا قامت بعمل جيد وهو دعمنا بس مش دعمنا بس ولكن كانت من أولى الدول التي وقفت لنا جانبنا وساعدتنا حقيقة وقفة يعني لم تقفها الدول الأخرى فكانت İşte Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Sayın Akar'la toplantı yapıyor. Dedi ya Sayın Cumhurbaşkanı Macron, evet, daha çok işimiz olacak. Daha çok çekeceksin Türkiye'den. Evet, Türkiye Fransa sömürgesine engel olmak için elinden geleni yapıyor. Evet, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı heyetiyle birlikte, evet, Savunma Bakanlığı'nda ağırlanıyor. Bunlar ne güzel hareketler, bunlar ne güzel durumlar. İşte ne güzel kare. Sayın Akar Kıbrıs'ta, evet, tatbikat yönetiyor. Kıbrıs'ta öyle bir mesaj veriyor ki Akdeniz'e, güneyden, evet, güneyden Akdeniz'e bakıyorum. Kaş'tan bakıyorum. Aklım fikrim burada diyor Sayın Akar. Aklım fikrim Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çıkarlarında diyor Sayın Akar. Yani bir Libya'da, bir Kıbrıs'ta. Zaten birçok hava gücümüzün Kıbrıs'tan da Libya'ya müdahale etme olasılığı
gelen duyumlar arasında. Böyle bir olasılık her zaman da masada. Yani Libya'da işler gerçekten kızıştı. Ama soracak olursanız operasyon start alıp genel büyük bir hücum ne zaman olacak? Tabii ki onlar yetkililerin iki dudak arasında. Ama Macron'a verilen bu yanıtta ve ondan sonra gelişen hızlı bir Libya atağında Doğu Akdeniz'e biraz mola verip Libya'ya odaklama durumu gelişip Libya'nın doğusu da karışınca aklımıza gelmiyor değil değerli izleyenler. Lütfen bize de hak verin. Sınırlarda devamlı mesajı veriyoruz. Biz oraya kanunsuz bir şekilde gelen Yunan kuvvetlerini silkelemeye müktediriz ve bizim için çok kolay. İşte size güzel bir kare. Bu güzel kareleri evet Libya'da da göreceğiz. Kıbrıs'tan bütün Doğu Akdeniz'de ve bu konuda bize hasımlık güdenlere ibretlik güzel bir kare. Ben bu kareyi çok sevdim. Akar'ın bakışı mükemmel. Bu arada Libya Genelkurmay Başkanı Sirte ordusu komutanlarıyla toplantı gerçekleştiriyor. Hepsinin yüzünde operasyon bir başlasa artık bu hamlığı atsak diye düşünce var. İyice bakın görüntülere. Evet, onlar sahadalar ve siyasi iradenin artık hücum demesini bekliyorlar. Yani bizden farkları yok. Değerli izleyenlerim bakın komutanların şu anda bizden farkları yok. Hepsinin derdi operasyonun başlaması. Değil mi değerli izleyenler? İşte bizim de derdimiz bu. İnşallah Libya'dan güzel ve etkili haberler alacağız. Alacağımıza inanıyoruz. Çünkü inanmak başarmanın yarısıdır. Ama Türkiye'nin Mısrata'ya ve özellikle Vatdiye'ye hala güçlü bir lojistik sağladığını unutmayalım. Ama Macron'a Libya'dan güzel bir cevabın aslında tam zamanı. Libya'nın doğusundaki zayıfladığı bir anda bu harekatın MiG uçaklarına önleme yapılarak uygulamanın tam zamanı. Yayının başında belirttiğim Hisaroğulların, Atmacaların ve diğer silahlarımızın sahada uygulanışının görülmesinin tam zamanı. Haydi değerli izleyenler, bana destek olun. Bu yayınlarımız tüm kardeşlerimize ulaşsın ve coşkumuz coşku katsın. Hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.